karşınızdayım. Bugün yine vektörlerle çalışacağız ama daha farklı bir yöntemle index notation'larla çalışmaya başlayacağız. Size bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Şimdi elimde A cross B cross C gibi bir vektör var. Bunu matris determinant olarak da yazabilirim ama bu bayağı bir uzun sürer. Index notation'larla yapmak biraz daha kolay. Şimdi A cross B cross C'yi nasıl ayarlayabilirim? Bakın iç içe cross'lar varsa bu B cross C'den gelecek şey vektör. Onu şöyle bir D vektörü diye alayım. Ondan sonra bunu çözmeye çalışayım. Şöyle yazacağım. Bakın vektörü nasıl yazabilirim? İndis notation'lar ile ve epsilon tensörünü aslında kullanarak yapacağım. Şimdi yazalım. A i d j epsilon i j k. Bakın sıralı yazıyorum. Bu da bir de yönü olacak i k. Şimdi o zaman dj vektörünü yazalım. Bakın dj vektörünü o da b cross j diye yazalım. B cross j'nin j'inci elemanıymış. B cross c vektörünün j'inci elemanı olacak. O da ne? BL CM epsilon JLM. Bakın indisler sıralı. J niye var diye sorarsanız. Çünkü bunun j'inci elemanını arıyoruz. J'inci. O yüzden onu başa koydum. Bakın böyle sıralı yaparsanız hiçbir soruda tökezlemezsiniz. Açık ve net söylüyorum. O yüzden devam edelim tamam sorularımızı çözmeye. Şimdi daha sorularımızı diyorum sorumuzu çözmeye. Şimdi o zaman tekrar yazalım bu A cross B cross C'yi. A cross B böyle yazarsak olmaz. A cross B değil. A cross B cross C. Cross C. Bunu aşağı yazacağım. AI bakın yukarıdan ne geliyordu? AI geliyordu. Onu yazalım. AI ne geliyordu aşağıdan? BL CM EK'yi de koyacağım. Şimdi iki tane epsilon var. Birincisi IJK epsilon IJK diğeri de epsilon JLM. O da nereden gelmişti? B cross C'den gelmişti. Şimdi bunları toparlayacağız. Bakın. Şimdi epsilon bir huyu vardır. İki tane indis atlatırsanız işaret değişmez. Şimdi o zaman yazalım. Epsilon I J K'yi şöyle yazacağım. Epsilon K ya öyle yazamam. Tabii ki K nereden çıktı? Epsilon I I'yı iki tane öbür tarafa attım. J K I. Bakın ayı iki tane zıplattım buradan. Bu tarafa doğru iki kere zıplattım. O zaman JK oldu. Şimdi o zaman şu epsilonlarla bir uğraşalım bakalım. Şu epsilonlarla bir uğraşalım bakalım. Epsilon JKI epsilon JLM. Bu neye eşit? Şimdi bizim araştırdığımız şey bu. Bunları biraz daha kenara yazsam benim için daha iyi olur. Çünkü delta delta yazacağım için çok uzayacak bu ifade. Şimdi o zaman epsilon j k i epsilon j l m. Bunu yazalım. Bakın j'ler ortak. K ile l, i ile m olacak. Yazalım. Delta k l delta i m eksi delta bakın 2 ile 2 3 ile 3 2 ile 3 3 ile 2 eksi k m k m ile şunu düzeltebiliriz. İle. Evet. Şimdi o zaman tekrar denklemimizi yazalım. Hala elimde ne var? AI var. Bakın tekrar sığdırmaya çalışıyorum. AI BL CM EK ve bu kaldı. Şunu yazalım. Delta KL delta im eksi delta km delta i ile isteyince küçük yazabiliyormuşum. KL im eksi km il. Şimdi bunu toparlarsak bakın bu sana ne diyor? L'yi k yap diyor. O zaman yazalım. L'yi k yap, m'i de i yap. Buradan ne gelir elime? Bakın delta KL demek L'yi k yap demek. im demek M'yi iyi yap demek. A, I, C, I,
BK epsilon EK eksi AI CI, çünkü L'yi iyi yap diyor bu sefer de. Pardon, BI, şunu tekrar güzelce yazayım. Eksi AI, A değişmiyor. BI bu sefer de ne diyor bana? K'yi M, M'yi K yap diyor, o zaman CK oldu. CK, EK. Buradan da bakın görüyorsunuz. İlk başta ne geliyordu bakın. M'yi iyi yaptığım zaman CI oldu. A ile C. Şimdi ikisinin indisi aynıysa bunlar dot product verir. BK, EK bana B vektörünü verecek. Çünkü hem büyüklüğü hem yönü var. CK, EK de C vektörünü verir. C vektörünü verir. O zaman yazıyorum. Eşittir bakın AI eşittir bana ne veriyor? Bakın AI CI. Bunlar ne verecek? Dot product verir. O zaman yazıyorum. Eşittir A vektörü dot C vektörü, dışarıda B vektörü olacak. Eksi A vektörü dot B vektörü, dışarıda C vektörü olacak. Şu C'yi biraz yukarı kaldırayım da. Şu C'yi biraz yukarı kaldırayım çünkü işlemi karıştırmasın diye. Alın size C vektörü. Bu da bana neyi veriyor? Eşittir A cross B cross C'yi veriyor. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Back cap rule. Şimdi yaptığım şeyi tekrar size burada anlatacağım. Şimdi bak, bakın tekrar başa dönüyorum. A cross B cross C istiyor. Ben B cross C'ye bir vektör dedim. Daha işlerim basit olsun diye. Hemen buradan yazdım. DJ olarak yazdım. Bakın indislerin gidişatına dikkat edin. Ondan sonra bu B ve B cross C'nin J'inci elemanını burada yazdım. Ondan sonra yukarıdaki ifadeyle aşağıdaki ifadeyi birleştirdim. İki tane epsilon geldi. Epsilon bakın tekrarlı indislerin aynı yerde olmasına dikkat edeceğim. Burada C birinci de ortada, ikinci de başta. O zaman birinciyi de çeviriyorum. Birinciyi de çevireceğim. Şurada bakın. Şu denklemde tekrar bakarsak. Birinci de ortada, ikinci de başta. O yüzden birinciyi de çevirip J'in ortada olacağı şekilde ayarladım. Ondan sonra bu iki tane çarpımı epsilon JK ya epsilon J elemi ne olarak yazdım? Delta KL delta İM eksi delta KM delta İ ile. Çünkü bakın ikinciyle ikinci, üçüncüyle üçüncülüğü yazdım. Ondan sonra onları yerine koydum. Birinci de bakın delta KL demek delta'nın L'nin K yap demek. L'yi K yapacaksın demek. Delta İM'de M'yi İ yapacaksın demek. Buradan A, İ, C, İ, B, K, İ, K geldi. Eksi K, M'yi K yap. O zaman M'yi K yaparsam ne gelir? C, K. Öbür tarafta İ, K vardı. K, İ, L ile L'yi de İ yap demek. B'yi de İ yap demek. A, İ, B, İ geldi. O da A dot B demek. Diğeri de A, İ, S, İ, C, İ de A dot C demek. Böyle yazdım. Şimdi buradan bilmemiz gereken iki şey var. Birincisi delta ij eşittir 1. O da neden? I equal to j eşittir 0. I is not equal to j. Tamam. İkincisi bilmemiz gereken şeyler. Epsilon ij k eşittir epsilon j k i. O da eşittir epsilon k i j. Bunlar size aynı şeyleri verecek. Bunlar size aynı şeyleri verecek. Çünkü indisleri iki kere atlatma şansınız var. O yüzden böyle bu takım şeyler böyle şeylerle uğraştığımız zaman, böyle şeylerle oynadığımız zaman bu vektörleri çok daha rahat çözeceğiz. Yani A cross B cross C neye eşitmiş? Back cap. Back cap rule diye bir şey var. A dot C dot A dot C vektör B eksi A dot B vektör C. Bakın A cross B cross C'den bize vektör gelecek. A dot C skaler B vektör. A dot B skaler C vektör. Demek ki vektör geliyor buradan da. Yaptığımız işlemin doğru olduğunu görüyoruz. Bu bizim için küçük bir atıştırmaydı. Bundan sonra bunun etrafında dönen sorular tabii ki de yapacağız. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.